Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Green Card çekilişini kazandıktan sonra mülakatta bizlere ne tür sorular sorulmaktadır? Eğer bu sorulara cevap veremezsek bizleri elerler mi? Green Card çekiliş mülakatına nasıl hazırlanmalıyız diye takipçimiz soruyor. Evet biliyorsunuz şu an DV2022 çekilişleri başladı dün itibariyle ve bir ay boyunca sürecek. Gelecek ayın yani Kasım ayının 10'una kadar kişiler DV çekiliş başvurularını yapabilecekler. Eğer bu DV çekiliş başvurusunu kazanırsanız o zaman bunu da tabii gelecek yıl Mayıs civarında öğreneceksiniz. Ve gelecek yıl Mayıs civarında kazandığınızı öğrendikten sonra yapılacaklarla ilgili evet takipçilerimizden epey sorular geliyor. Bu takipçimiz de bu konuda bizden biraz detaylı bilgi istiyor. Şu şekilde cevap verebiliriz. Green Card çekilişini kazandıktan sonra mülakata hazırlık noktasında genel hatlarıyla 4 ana başlık üzerinde detayları inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi sizin DS-260 formunuzun hazırlığı. İkincisi mülakat için gerekli belgeleri toplamanız. Üçüncüsü mülakat öncesi doktor muayenesi yerine gitmeniz ve dördüncüsü de green card mülakatı da Amerikan konsolosluğunda katılıyor olmanız. Bu dört adım sayesinde siz green card çekişini kazandıktan sonra ta ki green card'ı alana kadar önünüzde karşı karşıya kalacağınız süreç olacak. Bunlardan ilkini hemen açacağız. İlki neydi? DS-260 formunu hakkında gerekli hazırlığı yapmanız. Bu noktada DS-260 formunu hazırlayıp sunmanız gerekecek. DS-260 formunda sizden istenenler sizin kişisel bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, aile bilgileriniz, geçmiş Amerika seyahatleriniz, iş, eğitim bilgileriniz ve güvenlik ve geçmiş sicil bilgileri herhangi bir sosyal güvenlik numaranız varsa onun hakkında da bilgileri istedikleri bir başvuru formu olacak ve bu başvuru formundaki istenen bilgileri toparlayıp doldurup on online bu başvuruyu sunabileceksiniz. İkinci adımınız da bu DV çekilişinden Green Card'a gitme noktasında, göçmenlik vizesi alma noktasındaki ikinci adımınız ise konsolosluk görüşmesi öncesinde istenen belgeleri hazırlamanız, bir araya getirmeniz. Bunların içinde önemlilerinden bir tanesi, biliyorsunuz adli sicil kaydınızı almanız. İkincisi vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi almanız. Üçüncüsü evlilik cüzdanınızı eğer evliyseniz almanız. Dördüncüsü eğer daha önceden bir suç işlemi veya bir aleyhinize bir ceza mahkemesi kararı oluştuysa o mahkeme kararını almanız gerekecektir. Ve diğeri de sponsorunuz var ise o zaman sponsorunuzun dolduracağı I-134 formunun doldurulması gerekli finansal belgenin bir araya getirilmesi olacak. Ve diğeri de sizin sağlık raporunuzun bulunacağı kapalı zarf ve PTT kayıt fişiniz ve tüm vizelerle birlikte sahip olduğunuz pasaportlarınızın asılları ve ikişerde fotoğrafınız gerekecek. Evet bunlar mülakat öncesi bir yere getirmeniz gereken hazırlamanız gereken evraklardı. Tabii diğer noktada önemli olan sizin green card çekilişine giderken mülakat öncesi yapmanız gereken doktor muayeneniz olacak ve bunun için gerekli doktor ofisinden randevu alacaksınız. Ankara'daki Amerikan konsolosluğu çalıştı. Bu ücretiniz, işte aşı ücretleriniz ve bunların dışında ise yapılacak diğer tetikler yapılmış olması lazım. Burada tabii dikkat edilmesi gereken nokta ise sizin toplum sağlığı etkileyecek bir hastalığınızın bulunmaması. Böyle bir hastalığınız bulunmadığı sürece siz o sağlık raporuyla ile beraber göçmenlik vizenizi alabileceksiniz. Evet son noktada tabii takipçimizin de burada sorduğu önemli olan konsolosluk görüşmesi. Yani divi çekişini kazanan kişilerin kazandıkları andan bunu öğrendikleri andan itibaren ta ki göçmenlik vizesini alana kadar son adımları Amerikan konsolosluğundaki görüşmeleri olacak. Bu görüşmelerle ilgili de takipçimizden gelen soruları geçeceğiz. Özellikle sormak istediği ne sorular geliyor. Bu görüşme zamandaki kişilere sorulan bunu bize soruyor. Şöyle söyleyebiliriz. Tabii görüşmeyi isterseniz Türkçe isterseniz İngilizce gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Genelde göçmenlik vizesine çekiliş üzerinden gidenlere genelde sordukları soruların birincisi şu şekilde oluyor. O da Amerika'da nerede yaşamak istiyorsunuz ve nedeni nedir diye görevlilerin başvuru yapanlara soru sorduğunu görebiliyoruz. İkinci genelde sorulan sorunun ise ne işine meşgulsünüz ve Amerika'ya gidince ne iş yapmayı planlıyorsunuz sorusunu görüyoruz. Üçüncüsü de eğer oraya gittiğinizde bir süre iş bulamazsanız o zaman masraflarınızı nasıl finanse edeceksiniz ya da kim finanse edecek diye takipçilerimize soru sorulduğunu görüyoruz. Ve bunların önemli olan noktası zaten sizin Amerika'ya geldiğinizde ta ki iş bulana kadar devlete, Amerikan devletine yük olmama durumunuzun olup olmayacağını anlamaya çalışacakları için size hep bu sorularla geliyorlar. Tabii bir şeyi daha vurgulamak isterim. Bu genelde olan durum yalnız biliyorsunuz geçen yıldan beri bu public charge kuralı uygulamada özellikle bu sene uygulamaya geçti ve daha hala Amerikan konsolosluklarında çok fazla bu noktaya girilmediğini görüyoruz ama yakında Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vize görüşmelerinde bu public charge kuralı ile ilgili duruma da girilecek. Yani sizin Amerika devletine yük olup olamama burada iş bulup bulamama durumunuzu biraz daha detaylı sorularla ya da belgelerle görmek isteyecekler deyip bu durumun biraz daha genişleyebileceğini sizler takipçilerimize belirtmiş olalım. Müzik